Masonluk neredeyse herkesin üzerine yorum yaptı ve insanların hakkında pek fazla doğru bilgiye sahip olmadığı konulardan bir tanesidir. Masonlukla ilgili aydınlatıcı bilgilere geçmeden önce dilerseniz masonluk hakkında kısa bir giriş yapalım. Masonluk tüm dünyada etkin olan ve toplamda yaklaşık 5 milyon üyesi bulunan bir örgüttür. Bu üyelerden yaklaşık 480 bini Britanya'da ve 2 milyondan fazlası Amerika'da bulunmaktadır. Dünyada sadece yedili kralların ve masonların ve onlara yakın üst rütbeli insanların gireceği yerler var. Onlar bu dünyada hayatının son bulacağına inanmayanlar ve dünya üzerinde yaşamın her zaman devam edeceğine inanan insan toplumları. Bu yüzden dünyanın belirli bölgelerinde belirli gizli yığınak veya sığınak veya buna benzer yerler inşa ediyorlar. Bu yerler öyle kapalı kutu ki sadece davet edilen insanlar girebiliyor ve bu davet edilenler de ülke reisleri veya belirli milyarderler veya daha zengin sınıflar. Mason kelimesi Fransızca duvar ustası anlamındaki maçodan gelir. Masonlara farmason veya franmason da denir. Masonluğun son 200 yıllık geçmişi genel olarak bilinmemekle beraber daha öncesine ait tarihi sırlar, efsaneler ve mitlerle kaplıdır. 1717'de Londra'da 4 büyük mason locasının birleşmesiyle Londra Büyük Locası kuruldu. Bundan sonra toplumsal hayata giderek etkin bir konum kazanan masonluk İngiliz kraliyet ailesinin ve Anglikan kilisesinin desteğini alarak hızla gelişti. Bir taraftan da İngiliz sömürgecilerine paralel olarak dünyanın pek çok bölgesine yayıldılar. Masonluğun günümüzde geçerli olan temel kanunları 1723'te rahip James Anderson tarafından hazırlandı. Masonluk 18. yüzyılın başlarında Fransa'ya girişiyle giderek aydınlanma çağının kavramları çerçevesinde siyaset dışı yapısından uzaklaştı. Bunun sonucu olarak Fransız masonları 1789 Fransız İhtilali'nde etkili oldular. Masonluğun hürriyet, eşitlik, kardeşlik ilkeleri Fransız İhtilali'nin de mesajı olarak tarihe geçti. Loca yapılanmasındaki biraderlik ve sembolizm yerini hiyerarşik derecelenmeye ve buna uygun ritüellere bıraktı. Aynı dönemde masonluk İskoç ve York geleneği olmak üzere günümüze kadar devam eden iki ana sisteme ve kola ayrıldı. İskoç kolu Fransız, York kolu Anglo-Sakson motiflerini taşımaktaydı. Bu dönemde masonluğa geçen ritüeller arasında tarihi Haçlı seferlerine dayanan ve Kudüs'ü muhafaza için teşkilatlanan dini karakterli tapınak şövalyeleri, Malta şövalyeleri gibi efsaneler en belirgin olanlarıdır. Masonluğun sloganlarından biri olan ve Tanrı için kullanılan evrenin ulu mimarı ifadesi yine bu dönemde öğretiye yerleşti. Anglo-Sakson masonluğu daha sonra kendi içinde İskoç, İrlanda ve İngiliz localarına ayrıldı. 19 ve 20. yüzyıllarda Anglo-Sakson masonluğu İngiltere Krallığı'nın himayesinde Amerika, Kanada, Hindistan, Afrika ve Kuzey Avrupa'da daha seküler ve siyasi içerikli Fransız kolu ise Avusturya, Macaristan, İspanya, Portekiz, İtalya, Orta Doğu ve Latin Amerika'da yayıldı. 19. yüzyılın sonlarında bu iki kol Tanrı'ya iman hususunda farklı yaklaşımlar benimsediği için birbirinden koptu. 1877'de Fransız Büyük Doğu Locası üyelik için Allah'a imanın gerekli olmadığını kabul ederken, genel olarak İngilizce konuşulan bölgelerde masonluk rejimler ve dinlerle iyi ilişkiler halinde gelişti. Masonluk öncesi sadece Hristiyanlara ait bir yapılanmayken 19. yüzyıldan itibaren Yahudiler, Müslümanlar ve diğer din mensupları da bu örgütlenmeye kabul edildi. Bununla birlikte masonluğun Hristiyan-Yahudi geleneğinin eklentik bir formu mahiyetinde modern ve müstakil bir din olduğu yönünde yaygın bir kanaat de vardır. Özellikle Fransız geleneğinin seküler, rasyonalist içeriği ve kendine has dini ahlaki öğretileri başından beri Katolik Kilisesi'nin muhalefetiyle karşılaştı. Bunlar masonlarla ilgili kısa bilgiler aslında. Daha uzun bilgiler var. İnşallah sadece masonlara ait bir videom olacak. Şimdilik sizi daha fazla meraklandırmadan sadece masonların veya onlara yakın üst düzeylilerin girebildiği yerleri, daha doğrusu bunların bazılarını bilimsel araştırma veya bilimsel araştırma merkezleri olarak biliyor veya daha farklı olarak biliyor. Ama bunlar senin, benim veya sıradan insanların giremeyeceği yerler. Svalbard Tohum Deposu Norveç. Dünyanın en zengin kişileri ellerindeki teknolojik imkan ve para ile kıyametin kopması olasılığına karşı önlem almaktalar. Bir başka önlem gerektiren durum ise çok büyük bir doğal afet sonucunda her şeyin yok olması. Böyle bir doğal afet sonucunda az sayıda insanın hayatta kalması, dünya dengesinin bozulması, altyapının çökmesi,
gıda kaynaklarının dağılması, böylesi bir durum sonrasında her şeyi yeniden kurmak için oluşturulmuş tasarımlardan bir tanesi Norveç'te yer alıyor. Adı da Svalbard Tohum Deposu. Bu depoya sadece belirli insanlar, belirli kişiler girebiliyor. Bunların birçoğu da az önce bahsettiğim insanlar. Niihau adası Hawaii. Niihau adası Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletini oluşturan, Hawaii adalarının en batısında yer alan ve adalar içerisinde yerleşim alanı en küçük olan adadır. 180 kilometre kare büyüklüğündeki adaya davet edilmedikçe insan girmesi yasak. Oysaki ada palmiyeleri, nesli tükenmekte olan hayvanların bulunması, turistlerin uğramadığı bir yer olması, sessiz ve sakinliği ile bir tatil yöresi gibi algılanmakta. Ama hiçbir insanoğlu izin olmadıkça oraya giremiyor. Daha doğrusu onlar da özel davetle girebiliyor. Rough Manwit Hill, İngiltere. Bu gizli merkez 1954'te Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ndeki iletişim ağlarını denetlemek üzere kurulmuştur. Günümüzde bu gizli bölge elektronik gözetim bölgesi olarak kullanılıyor. Dünyanın en büyük elektronik gözetim bölgesi olma unvanına sahip. Bu gizemli bölgede bütün haberleşmelere müdahale edilerek İngiltere ve Amerika için istihbarat toplanıyor. Bölgenin Amerika için uydu istasyonu olarak kullanıldığına inanılıyor. Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'nın taraf olduğu Echelon ya da Beş Göz olarak adlandırılan dinleme sistemiyle bağlantılı olduğu da söylenti arasında. Tabii ki buraya da herkes elini kolunu sallayarak giremiyor. Ya davet ya da dediğim gibi çok üst düzey rütbeliler. Gizli arşivler Vatikan. 8. yüzyıla kadar geriye gittiği söylenen arşivlerde bütün papaların özel bilgilerinin saklandığı belirtiliyor. Burası dünyanın en özel ve gizli kütüphanesi bile olabilir. Arşivlerdeki cilt sayısı 35.000'i bulan, raf uzunluğu ise 85 kilometre olan bu yerdeki arşivlere ulaşabilmek için uzun bir izin alma işleminden geçmeniz gerekiyor. Bu arada belirtmek istiyorum, İskenderiye Kütüphanesi, Bağdat Kütüphanesi ve dünyanın sayılı kütüphanelerinin bir anda yok olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu yok olan kütüphanelerden çalınan eserler ve kitaplar Vatikan'ın arşivlerinde bulunuyor. Yani aslında bildiğiniz Vatikan arşivleri dünyanın kara kutusu gibi. Tabii ki buraya da elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. 51. bölge Nevada, Amerika. Bunu birçok arkadaş zaten biliyor, 51. bölgeyi. Herkes burada uzaylılarla uğraştıklarını zannediyorlar. Tabii ki burada sadece uzaylı verileri almıyorlar. Ama yine de ben üstü kapalı buradan da bahsetmek istiyorum. Bu gizli bölgeye giriş kesinlikle yasak. Burası askeri sırların saklandığı askeri bir üs. Adını Vietnam Savaşı sırasında ortaya çıkan bir CIA belgesinden almıştır. CIA bu konuda bir bilgi vermediği için bu bölgede olup bitenleri bilinmemektedir. Arkadaşlar buraya üst rütbeliler girebiliyor. Daha doğrusu Amerika'da güvenilirliği bilinen askeri yetkililer girebiliyor. Dünyanın belirli bölgelerindeki birçok bilim adamı bu Nevada çölünde çalışıyor. Yani 51. bölgede. Ne yaptıkları, ne araştırdıkları bilinmiyor. Bu arada sadece 51. bölge Amerika'ya ait bir bölge değil. Burası 17 tane ülkenin birleştiği ve teknoloji ürettiği yer. Önceden bilirsiniz, Tapınak Şövalyeleri, Kızıl Haç Şövalyeleri vesaire vesaire vardı. İşte 51. bölgede buna benzer bir bölge. Rusya'daki Mesigorye bölgesi. Dışarıdan hiç kimsenin giremediği Mesigorye kasabasında insanların gizli işler yaptığına inanılıyor. Kasabada yer alan anormal şekilde dev kraterler burada yıllardır nükleer çalışmaların yapıldığını akla getirmekte. Kasabanın çok eski bir geçmişi yok. Bölge 1979 yılında kurulmuş. Yamatav Dağı 1.640 metre yüksekliği ile Uralların en büyük dağı olma özelliğine sahip. Burada Amerika tarafından desteklenen bir nükleer tesisin bulunduğu tahmin edilmekte. Amerikalılara burada ne olduğu sorulduğunda birbirinden farklı cevaplar alınmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Rusya'da Amerikan üsleri. Ah ah, şu soğuk savaş, hani birbirlerini yemeler, iki tane ergen. Neyse, siz aslında burada ne demek istediğimi siz çok iyi anladınız. Buraya da üst rütbeliler girebiliyor ve davet edilmedikçe hiçbir insanoğlu oraya ayak basamıyor. Kiminle davet edildiklerini çok çok iyi biliyorsunuz. Amerika'daki Hava Montaj Merkezi. 1958 yılında Sovyet Rusya'nın Sputnik uydusunu uzaya fırlatmasının ardından savunma amacıyla kurulmuş merkezdir. Blue Ridge dağlarının eteklerine kurulmuş Hava Montaj Merkezi, hükümetin acil durumu operasyonlarını yürüttüğü bir bölgedir. Amerika'nın üst bürokratı olsanız dahi buraya girmeniz imkansız. Günümüzde bu bölge büyük bir felaket sonucunda elit kişilerin yaşaması için kurulmuş yeraltı ve yerüstü yaşam alanıdır. Düşünebiliyor musunuz? Sadece elitler. Bu dünyada
Elit olanlar sadece yaşayabiliyor. Zengin olanlar, parası bol olanlar yaşayabiliyor. Gerisi sadece yok olmaya mahkum insan. Ama Allah'ın adaleti ne kadar güzel, değil mi? Hepimiz aynı toprağa giriyoruz. Hepimiz aynı toprağa girip öbür tarafta aynı yerde hesap vereceğiz. Bu video çok önemli. Bu videoyu mümkün olduğu kadar paylaşın arkadaşlar. En azından bizim insanlarımız neyin ne olduğunu az çok bilsinler. Önemli olan bilmek bana göre. Bildikçe uyanabilmek. Beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.